Durmaz yanar vücudum Allah, bizleri de mahrum eyleme Allah. Durmaz yanar vücudum Allah, bizleri de mahrum eyleme Allah. Sensin benim maksudum Allah, bizleri de mahrum eyleme Allah. Sensin benim maksudum Allah, bizleri de mahrum eyleme Allah. Alâ seyle dardan Allah, ayırma diyarından Allah. Alâ seyle dardan Allah, ayırma diyarından Allah. Cennette cemalinden Allah, bizleri de mahrum eyleme Allah. Cennette cemalinden Allah, bizleri de mahrum eyleme Allah. Kandiller yana yana Allah, dervişler döne döne Allah. Kandiller yana yana Allah, dervişler döne döne Allah. Şükür erdik bugüne Allah, bizleri de mahrum eyleme Allah. Şükür erdik bugüne Allah, bizleri de mahrum eyleme Allah. Gül bülbülün ormanı Allah, ver derdime dermanı Allah. Gül bülbülün ormanı Allah, ver derdime dermanı Allah. Son nefeste imandan Allah, bizleri de mahrum eyleme Allah. Son nefeste imandan Allah, bizleri de mahrum eyleme Allah. Eyvallah üstadım, çok teşekkürler, yüreğinize sağlık, Allah abiden razı olsun. Kıymetli kardeşlerim, tekrar beraberiz, programımız kaldığı yerden devam edeceğiz. Hemen tekrar kıymetli hocama dönüyorum. Değerli hocam, Kur'an-ı Kerim'e göre Hazreti Peygamber'in nasıl bir görevi var diye bir soru iletsem, oradan başlasak. Evet, yani Hazreti Peygamber'e Kur'an nasıl bir görev yüklüyor? Yani evet. Hazreti Peygamber'in tebliğ vazifesini değerlendirdiğimizde Kur'an ona hangi rolleri biçiyor, hangi görevlerle yükümlü kılıyor? Ona baktığımızda şimdi bakıyoruz, Kur'an-ı Kerim'in genellikle hükümleri mücmeldir. Hükümler çok tafsilata inmeden, çok detaya girmeden Kur'an-ı Kerim genel ifadelerle bir takım emirlerde bulunuyor. Bunları açıklamak, bunların nasıl yapılacağını göstermek de peygambere bırakılmış. Dolayısıyla bu anlamda Hazreti Peygamber'in Kur'an'ın mücmelini, yani toplu, umum olarak ifade edilen kısımlarını tafsil etme, onları tahsis etme gibi bir görevi var. Mesela buna bir örnek verecek olursak Hazreti Peygamber Kur'an-ı Kerim şöyle ayetler var, birçok yerde var. Akimus salata ve atuz zekata. Namaz kılın ve zekatınızı verin. Fakat namazı nasıl kılacağımız, hangi vakitlerde kaç rekat kılacağını biz bilemiyoruz. Kur'an'dan böyle bir bilgiye ulaşamıyoruz. Evet. Ya da zekat ve atuz zekata, zekatınızı verin. Zekat hangi mallarda gerekiyor? Hangi oranda gerekiyor? Kimlere verilmesi kaçtan gerekiyor? Gerçi kimlere verilmesi gerektiğine dair bir ayet-i kerime var. Fakat zekatın hangi mallarda düşeceği ve hangi miktara ulaştığında o zekatın verilmesi gerektiğini biz Peygamber Efendimizin sünnetine müracaat etmeden bu emirlerin gereğini yerine getiremeyiz. Dolayısıyla bu anlamda işte Kur'an ve sünnet bir bütünlük arz ediyor. Sünnet Kur'an'ı tamamlıyor. Kur'an'ın
muarızı değil Kur'an'ın karşısında konumlandırmak yerine Kur'an'ın yanına koyarak ikisine beraber bakarak ancak o zaman dini bir bütün halinde değerlendirebilir ve dini yaşayabiliriz ya da anlayabiliriz. Mesela bu ayetleri Peygamber Efendimiz şu hadisiyle mesela ve akimus salatayı açıklamış oluyor. Ne diyor Hazreti Peygamber? Sallu kema ra'aytumuni usalli. Ben nasıl namaz kılıyorsam ya da benim namaz kıldığımı nasıl görüyorsanız siz de öyle namazınızı kılın. Dolayısıyla yüzlerce hadis var namazla ilgili. Hazreti Peygamber şöyle başlamış, işte mesela rekat sayılarında bir ihtilaf yok. Sabah namazını iki rekat olarak kıldığı, öğleyi dört rekat olarak, ikindiyi dört, akşam üç, yatsı dört. Bütün mezhep imamları, bütün gelen rivayetler bunu gösteriyor. Burada bir ihtilaf yok. Hazreti Peygamber'in vitir namazını nasıl kıldığı, evet farklı rivayetler olabilir. Tek selamla mı vermiş yoksa iki rekattan sonra selam verip üçüncü rekatı ayrı olarak mı kılmış? Farklı rivayetler var. Her müştehit hadislerden anladığı kadarıyla farklı bir içtihat geliştirmiş olabilir. Bu da bizim dinimizde rahmet olarak telakki ediliyor. Çünkü Zira Hazreti Peygamber buyuruyor, ihtilafı ümmeti rahmetin. Benim ümmetimin ihtilafa düşmesi, yani bu anlamda bir görüş çeşitliliği, bir görüş zenginliği meydana geliyor. Bu da kimin kolayına hangisi gelirse, yani herkes mensubu olduğu mezhebin görüşüyle amel ederek, bu tasarruflardan herhangi birisiyle amel ederek o sevaba erişiyor, o sünneti yerine getirmiş oluyor. Evet, evet. Burada özellikle zanni ifade eden, çünkü dinin emirleri, özellikle ahkama dair konular hepsi nas değil aslında. Hepsi %100. Evet, mesela faiz yasaktır. Bu bir nas var bu konuda. Ama bazı hükümler de zannidir. Abdestlerle ilgili, namazlarınla, namaz sünnetleriyle ilgili bazı konular zannidir. Buralarda yani tek bir doğrudan söz edemeyiz. Doğrular birden fazla da olabilir. Veyahut da bir müştehidin mesela Kur'an ve sünnetten, yani o dereceye ulaşmış bir müştehidin o konudaki görüşü velev ki hatı da olsa bu Allah katında o şekil değerlendirilmez. Yani yanlış sayılmaz. Yani o amel edenlerin amelleri de makbul sayılıyor, geçerli sayılıyor. Dolayısıyla Hazreti Peygamber bu genel ifadeyi, vakimu salatayı, ben nasıl namaz kılıyorsam siz de öyle kılınız ve sahabeler rivayet etmişler. Hazreti Peygamber şöyle kılardı, böyle kılardı, otururken şöyle otururdu, kalkarken şöyle kalkardı. Bunun tafsilatı, detayı hadislerde var. Onun için hadisleri müracaat etmeden, hadisleri tetkik etmeden, hadisleri her şeyden önce kabul etmeden nasıl namaz kılacağımızı bile bilemiyoruz. Namazı çıkar, din diye bir şey ortadan kalmıyor zaten. Eyvallah. As-salatu imadüddin. Zekatte daha keza hangi mallarda ne kadar düşeceğini yine Hazreti Peygamber bunları sünnette belirtmiştir. Yine Hazreti Peygamber'in Kur'an karşısındaki bir diğer vazifesi mesela Kur'an'ın müşkülünü tavdih etme. Yani Kur'an-ı Kerim'de bazı anlaşılması zor kelimeler var. Nasıl olduğunu biz bilemeyiz. Hazreti Peygamber onu açıklıyor. Mesela şöyle bir ayet-i kerime var. وَاَعِدُّ لَهُمَّ اسْتَطَعْتُمْ مِنْ قُوَهُ Düşmana karşı siz de onlara karşı kullanacağınız bir güç hazırlayın. وَاَعِدُّ لَهُمْ Düşman için hazırlayın. مَسْتَطَعْتُ مِنْ قُوَتٍ Güç noktasında gücünüzün yettiği kadar, yani ne hazırlayabiliyorsanız onlara karşı güç kuvvet olarak hazırlayın. Şimdi bu güç nedir tam bilemiyoruz. Ama Hazreti Peygamber mesela hadis-i şerifte buyuruyor ki اَرَّمْيُوْ قُوَتٌ mesela diyor. Evet. Atış, işte ok. Ya da bugün füzeler, bugün ne bileyim silahlar, her türlü silahlar bu kapsama giriyor mesela. İşte Hazreti Peygamber'in onu, o müşkül lafzı açıklamasıyla ancak biz öğreniyoruz. Yine Hazreti Peygamber'in bir diğer vazifesi mesela Kur'an'ın mutlakını takid ediyor. Kur'an-ı Kerim'de mutlak bir ifade var. Bir ayet manası mutlaktır. Mutlak geneldir. Yani çok da detay yok. Yine Hazreti Peygamber o detayı veriyor. Onundan ne anlamamız gerektiğini. Mesela şöyle bir ayet var Müzzemmil suresinde. فَقْرَ اُمَا تَيَسَّرَ مِنَ الْقُرْآنِ Özellikle namaz kılarken biliyorsunuz biz Kur'an okuruz. Yani namazın bir bölümünde, özellikle ayakta, kıyamda biraz Kur'an okuruz. Ayet bize diyor ki فَقْرَ اُمَا تَيَسَّرَ مِنَ الْقُرْآنِ Kur'an'dan sizin kolayınıza gelen miktarda bir şey okuyun, biraz okuyun. Bu şu demektir, sadece İhlas suresini biliyorsun. İhlas suresini okuyarak namazını kılabilirsin. Bu ayetten anladığımız bu. Evet. Ama yetmiyor. Hazreti Peygamber hadiste buyuruyor ki La salate limen lem yakra Fatiha'tel kitabi. La salate limen lem yakra Fatiha'tel kitabi. Fatiha'tel kitab ki Fatiha suresidir. Yani Kur'an'ın Fatiha'sı, Kur'an'ın başlangıcı. Bu sureyi okumayanın namazı yoktur. Bu sure namazın olmazsa olmazıdır.
Hatta öyle ki öğreniyoruz. Öyle ki Şafii mezhebinde cemaatle kılsan bile, imamın arkasında kılsan bile sen ayrıca imamın Fatiha'sının dışında sen de kendi Fatiha'nı okuman lazım. Okumazsan namazın geçersizdir. Hanefi mezhebi cemaat anında imamın Fatiha'sının me'mum içinde yani arkada kılanlar içinde geçerli olduğunu düşünerek onların okumayabileceğini söylüyor. Fakat Şafii mezhebinde arkada kılanlar da cemaat de ayrıca Fatiha okuması lazım. Şimdi Kur'an'ın o mücmel olan, o mutlak olan, buradaki mutlaktır. Hükmünü yani Kur'an'ınızda kolayınıza gelen ama hadise baktığımızda hadis hayır bunun Fatiha olması lazım. Hani Fatiha ilaki olacak. Evet. Ha Fatiha'dan sonra kolayınıza gelen bir ayet iki ayet zammı sure dediğimiz sonrasında neyi bilirseniz. Demek ki bu ayetteki şey Fatiha'yı kapsam yani Fatiha yerine kolayınıza gelen başka birkaç ayet okursanız namazınız geçerli olmuyor. İşte evet, Hazreti Peygamber bu anlamda Kur'an'ın mutlakını da takyit ediyor, kayıt altına alıyor. Yine evet buyur Üstad. Yine mesela müphemini beyan etme. Yine müphem anlaşılması zor olan bir şeyi yine bize açıklaması, onu beyan etmesi. Buna da mesela şey örnek verebiliriz. Yine oruçla ilgili, oruç ayındayız. Ondan bir örnek verelim. Mesela yine Bakara suresinde Cenab-ı Hak buyuruyor. Kulu veşrebu hatta yetebeyyene lekumul haytul ebyadu minel haytul esvedi. Sümme etimus siyame ilel fecir. Yiyiniz içiniz geceleyin. Yiyiniz içiniz ta ki size beyan olunana kadar hatta yetebeyyene lekum haytul ebyadu minel haytil esvedi beyaz ipliğin siyah iplikten farkını fark edinceye kadar onu birbirinden ayırıncaya kadar yiyiniz içiniz. Hatta diyor o dönem sahabelerden bazıları şöyle bir beyaz ip bir siyah ip götürüp tamam mı böyle tutmuşlar acaba hangisi yani biz fark edene kadar o şekilde anlamışlar. Oysa ki Hazreti Peygamber demiş bu anlamı o değil. Orada haytul ebyad haytul esved sevadul leyli ve beyaduhu demiş. Evet. Yani gecenin karanlığıyla gündüzün aydınlığı. Evet. O şekilde anlamamız gerektiğini bize bildirmiştir. Yani Hazreti Peygamber'i haşa bir kenara koyduğumuzda ki bugün kendini Kur'ancı olarak sadece Kur'an'ı referans alırız, başkasını tanımayız diyenlerin reiyle amel edilecekse, onların görüşüyle amel edilecekse Hazreti Peygamber'i bir kenara koyduğunda böyle Kur'an'ı bile anlayamaz ve nasıl hareket edeceğimizi şaşırır vaziyete gireriz. Allah razı olsun. Üstadın, hani Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam mübarek yüzünde küçük bir sivilce çıkıyor Allah-u Teala. Sonra Hazreti Ayşe annemiz oynuyor, kanıyor. Efendimiz gidip abdest alıyor. Evet. Abdest alırken işte eşimin eli değdi diye veya kan aktı diye bir şey demiyor yani. Dolayısıyla İmam Şafii diyor ki işte namahremi olduğu için Hazreti Ayşe annemiz abdesti kırıldı. Ebu Azam diyor ki Hanifi. Efendim işte kan aktığı için. Dolayısıyla Efendimiz orada bir şey dememesi işte ya Ayşe elin değdi diye abdest aldım dememesi veya işte kan aktı diye dememesi bu da İslam'ın ne kadar evrensel ne kadar güzel yani burada bir içtihat olduğu farklılığı var tabi. Şimdi içtihat farklılığında mesela bir müçtehit İmam Şafii burada lemsi ki zaten aslında tek şey o değil. Hazreti Ayşe validemizin evet mahremdi Hazreti Peygamber'den abdesti bozuluyor eşidir. Sivilceyi kendisi yani dokundu diye Hazreti Peygamber'in peygambere dokundu diye abdesti bozuluyor. Onunla beraber bir de ayet var mesela evlemestumun nisa ifadesi. Evet. Burada da yine farklı değerlendirmeler var. Müçtehitlerden bir kısmı bunu mutlak değme, temas anlamında değerlendirmiş. Fakat Hanefi mezhebi bunu cinsel temas olarak yani cinsel birliktelik olarak kabul etmiş. Hı hı. Onun için abdest bozuluyor. Zaten cinsel temas olduğunda hatta gusül bile gerekiyor. Evet. Bu içtihat farklılığı bir rahmettir. Yani bunu işte neden bunlar birbirine düşmüş? Herkes kendi kafasına göre, her müçtehit kendi kafasına göre bir görüş bildiriyor değil. Demin verdiğin örnekte Şafii mezhebinin de referansı yani onun da delili bir de Hanefi mezhebinin de delili aynı uygulama. Tabii. Bir uygulama var ortada. Hazreti Peygamber'in abdesti olduğu halde tekrar gidip bir abdest aldı. Yani önceki abdestinin bozulduğuna dair bir emare var. Fakat asıl sebebin ne olduğunu biz kesin olarak bilemiyoruz. Evet, İşte biz buna ne diyoruz? Delalet zannidir. Hazreti Peygamber'in hangi gerekçeyle gidip abdest aldığını kesin bilemiyoruz. Bilmek zorunda da değiliz. Fakat bunu müçtehit alimler değerlendirirler. Buna ehil olanlar Hazreti Peygamber'in muradının ne olduğunu ya da Kur'an'a bakarak Allah'ın muradının, şer'in muradının ne olduğunu, hangi hükmü nasıl anlamamız gerektiğini işe ehil olanlar baktıklarında onlar bir hüküm çıkarırlar. Zaten ayet buna işaret ediyor. وَلَوْ رُدُّهُ اِلَى اللّٰهِ وَرَسُولِهِ لَعْلِمَهُ الَّذ۪ينَ يَسْتَنْبِطُونَهُ مِنْهُمْ. Yani eğer Allah'a Resulüne götürselerdi ya da
لَعْلِمَهُ يَسْتَنْبِتُونَ Bu Kur'an'dan hüküm çıkaracak kişilere götürselerdi, onlar bir sonuca varırlardı, onlar bir çözüm bulurlardı şeklinde bir irşad var aslında Kur'an-ı Kerim'de. İşte bu örnekte, verdiğiniz örnekte İmam Şafii asıl gerekçenin temas olduğunu söylemiş. İmam Ebu Hanife ise asıl gerekçenin kanama olduğunu şey yapmış. İkisi de rahmet. Hangisiyle amel ediyorsan edebilirsin. Yalnız şu yapılmaması lazım. Yani yeri gelmişken söyleyelim. Evet. Mezheplerde telfik, yani böyle her mezhebin kolayını almak, her mezhebin ruhsatlarıyla amel etmek, böyle hep ruhsatlar üzerinden ilerlemek, bu yanlıştır. Yani kanama oldu, bir yerin kanadı. Ben Hanefi, ben Şafii'yim. Şafii'de kanamanın bir sakıncası yok. Tamam, Şafii'ysen olabilir. Biraz sonra evden çıkınca böyle hanımla tokalaştı, temas oldu. Ben Hanefi'yim, aynı anda olmaz. Yani şöyle olur üstadım. Mesela diyelim ki sürekli yarası kanayan bir kardeşimiz, bir Hanefi kardeşimizi düşünelim hocam. Sürekli ve şöyle düşün, tam tersi hocam. Bir öğretmen hocam, Şafii bir öğretmen kardeşimiz. Sürekli öğrencileriyle, küçük öğrencilerle bir arada ama abdestli olmak istiyor. Sürekli abdestli kalmak istiyor. Ama o lakin abdestli kalamıyor. Hani bir sıkıntı var yani. Belki mesela kışın yani belli bir konuda kendi mezhebi dışındaki diğer mezhebin görüşüyle amel etmesini soruyor. Uygulayabilir mi? Mesela işte Hanifi kardeşimiz mesela bir kanama olduğu zaman hocam hemen işte Şafii taklit etmesi zor anda, sürekli yara var, kanıyor. Elbette ki biz bunu yapmıyor muyuz mesela umreye haca gittiğimizde biz mesela tavaf alanında. Eyvallah. Biz Şafiiler olarak tavaf alanında Şafii kalabiliyor muyuz? Değil. Kalamıyoruz. Kalamıyoruz yani çünkü işte tavaf yapıyoruz. İhramdayız. İhramda kollarımız, bir sürü yerimiz açık. Orada kadınların da ki karmadır. Elleri açık, ellerini de kapatamıyorlar. Yani her halükarda temas kaçınılmaz oluyor. Sen kalkıp böyle her bir tavafın şavutunda, her bir dönüşte 3 kez, 4 kez, 5 kez gidip abdest alamıyorsun. Gitsen de yine boştur. Çünkü bir daha tur atmadan yine bozulacak. Yani kolaylaştırmışlar aslında. Evet. Onlara dua etmemiz gerekirken birileri kalkıyorlar. Hocam nasıl hakaret ediyorlar? Yani din birse bu mezhepler niye dörttür, niye daha fazladır? Bu şekilde bir İslam ayet, bir ayet geldi hocam. Cenab-ı Allah feselû ehle zikri in kuntum la ta'lemun diyor. Evet. Allah ehlül ilim demiyor hocam. Yani alim olabilirsiniz, okumuş olabilirsin, prof olmamış, bayağı bir yükselmiş olabilirsiniz. Ama Allah ehli zikre, yani ehli takva, ehli Kur'an'a sorun. Allah ehli ilme sorun demiyor. Yani burada da aslında çıkarmamız gereken derisi yok mu üstadım yani? Tabii ki. Şimdi mesela şöyle bir soru sorabiliriz. Aslında İmam Şafii, İmam Ebu Hanife, İmam Malik, İmam Ahmed bin Hanbel'in yaşadığı dönemde çok sayıda içtihat vardı. Kimisi de hakikaten son derece mütakiydi ama mezhepleri günümüze gelmiyor ya da etibaları kalmıyor. Ve yaşayan mezhepler olarak bugüne kadar varlığını sürdüremiyor. Şimdi o dönemki müçtehitlere baktığımızda yani birileri içtihadı sadece kendisiyle kaim oluyor, sadece kendisiyle kalıyor. Aktarılmıyor veyahut da etibarları olmuyor, taraftar bulmuyor. İşte buna yani bunun gerekçesi ne? Kendim öyle değerlendiriyorum. Yani insan mesela İmam Şafii'nin takvası, İmam Şafii'nin o üstün zekası, İmam Şafii'nin o ilmi ki Hazreti Peygamber benim ümmetimden yani Kureyş'ten öyle alimler çıkacak ki ilimleri yeri göğü dolduracak. Geçen daha yeni öğrendim. Böyle Mısır'da İmam Şafii'nin İsa'yı peygamberlerine denk diye bir İmam Şafii'nin türbesinin üzerinde bir kubbenin tam tepesinde o genellikle alemin konulduğu yerde bir gemi maketi var. Evet. Biliyor muydun onu? Yok hocam. Bir gemi maketi var. O gemi maketini oraya yerleştiren Salahaddin Eyyubi'dir. Allahu Ekber. Ona diyorlar ki sen niye böyle bir şey yaptın? O gemiyi niye oraya diktin? Yani küçük bir gemi maketi. Diyor ki insanlar bilsin ki bu geminin altında bir deniz var. Allahu Ekber. Bir bahar var müthiş, yani İmam Şafii. Müthiş bir tespit. Dolayısıyla işte İmam Şafii gibi olunursa böyle takvada, yani üst düzey böyle bir takvaya say. İmam Ebu Hanife de hakeza, İmam Malik de hakeza, İmam Evza'i de, Hasan-ı Basri de var böyle. Her biri bir derya. Elhamdülillah. Bunlar itibar ediliyor. Mesela bir örnek vereyim. Bir tane kadın bir imama gidiyor, bir hocaya bir hüküm soruyor, fıkhi bir hüküm soruyor. Hoca da diyor ki ben sana, ki kadın Maliki mezhebine mensup, diyor ki ben sana Kur'an'dan mı cevap vereyim, doğrudan yani Allah'ın kelamıyla cevap vereyim yoksa İmam Malik'in kavliyle mi vereyim? Yani İmam Malik'in sözüyle mi? Diyor İmam Malik'in sözüyle bana cevap ver. Yahu sen ne diyorsun ya, ben sana Kur'an'dan söyleyeyim diyorum doğrudan, sen İmam Malik diyorsun. Eyvallah. Ola diyor ben senin Kur'an'dan konuşup konuşmayacağından emin değilim. Yani senin Kur'an'a atfedeceğin sözden ben emin değilim. Yani Kur'an şöyle diyor demendeki o söz gerçekten Kur'an öyle diyor mu demiyor mu?
Ondan eminim. Ama İmam Malik Kur'an böyle diyorsa, sünnet böyle diyorsa ben ondan eminim. Müthiş bir şey. Dolayısıyla İmam Malik'in sözüne ondan güveniyorum. Bugün sünneti arka plana atmaya çalışanlar da bilsinler ki bugün sizin sözünüze itibar edilmiyorsa, bugün hala insanlar Şafii, Hanefi, Maliki mezheplere göre, sünnete göre amel ediyorsa, biliniz ki o insanların takvasındadır. İnsanlar onlara daha fazla güvendikleri için eyvallah, size itibar etmiyorlardır. Bu örnekte olduğu gibi. Allah razı olsun. Şimdi Peygamber Efendimiz'in yine Kur'an karşısındaki vazifesine, Kur'an'ın kendisine nasıl bir görev, onu nasıl bir görevle yükümlü kıldığına baktığımızda, yine bunlardan bir tanesi Hazreti Peygamber Kur'an-ı Kerim'in en büyük müfessiridir. Evet, üstad. Kur'an-ı Kerim'i Hazreti Peygamber olmadan biz anlamamız mümkün değil. Mesela şöyle bir ayet-i kerime var Kur'an-ı Kerim'de. اَلَّذ۪ينَ آمَنُوا وَلَمْ يَلْبِسُوا اِيمَانَهُمْ بِظُلْمٍ فَاُولَٰئِكَ لَهُمُ الْاَمْنُ وَهُمْ مُهْتَدُونَ اَلَّذ۪ينَ آمَنُوا, o kimseler ki iman etmişler. وَلَمْ يَلْبِسُوا اِيمَانَهُمْ بِظُلْمٍ, fakat imanlarına zulmü karıştırmamışlar. Allah. Yani imanlarına zulüm karışmamış, böyle saf, duru, temiz, hak, temiz bir imanla sahiptirler. Şeksiz, şüphesiz. Evet. Zulüm yok o şeyde, o imanda. فَاُولَٰئِكَ لَهُمُ الْاَمْنُ, İşte bu insanlar güvendedirler. فَاُولَٰئِكَ هُمُ مُهْتَدُونَ, asıl yolu bulanlar, hakikat yolunu bulanlar bunlardır. Şimdi sahabe düşünüyor, sahabe de bizim gibi beşer. Onlar da hataları var, onlar da zaman zaman kendi nefislerine zulmettikleri olmuş ve yani ağır geliyor bu onlara. Yani Hazreti Peygamber'e şikayete gidiyorlar. Ya Resulallah diyor, bu ayet diyor bizi yoruyor ya, bu ayet gereğiyle amel etmek çok zor. Hangimizin imanına zulüm karışmıyor ki? Diye şekvada bulunuyorlar. Hazreti Peygamber diyor ki siz burayı yanlış anlamıştınız. Buradaki zulüm yani işte bir günah işleme o değil. Buradaki zulüm Hazreti Lokman'ın kendi oğluna dediği var ya, ya buneye la tüşrik billah inne şirke la zulmun azim. Ey oğlum, sakın Allah'a ortak koşma. Zira Allah'a ortak koşmak, şirk koşmak la zulmun azim, büyük bir zulümdür. İşte buradaki ifade edilen zulüm şirktir. Yani iman etmişsiniz, imanınızda şirk yoksa o zaman kalpleri itminana eriyor ve rahatlıyorlar. Evet, sahabenin imanında şirk yoktu gerçekten. Tam anlamıyla iman etmişlerdi. Öyle ki Hazreti Peygamber'e, ya Resulallah sen atını şu denize sürsen biz arkanda hemen hepimiz sorgusuz sualsiz biz de arkanda denize atımızı dalarız, süreriz ve dalarız. Eyvallah, eyvallah. Biz İsrailoğullarının kendi peygamberlerine dediği gibi فَذَهَبْ اَنْتَ وَرَبُّكَ فَقَاتِلَا اِنَّ هَا هُنَا قَاِدُونَ, sen Rabbin gidin savaşın biz burada oturuyoruz demeyiz. Sahabe bu kadar Hazreti Peygamber'e bağlıydılar. Eyvallah üstadım, çok teşekkürler. Rabbim razı olsun. İstersen hocam bir solukların da sizi yorduk. Olur. Rica edin. Hemen bir ilahi arası verelim mi? Buyurun üstadım. Affet isyanım benim, halim yaman Allah'ım. Affet isyanım benim, halim yaman Allah'ım. Refet isyanım benim, medet aman Allah'ım. Halim yaman sultanım. Refetin isyanım benim, medet aman Allah'ım. Halim yaman sultanım. Defterim dolu siyah, amelim tekmil günah. Defterim dolu siyah, amelim tekmil günah. Sensin kuluna penah, medet aman Allah'ın. Halim yaman sultanım. Sensin kuluna penah, medet aman Allah'ım. Halim yaman sultanım. Ümmet et habibine, gönüller tabibine. Ümmet et habibine, gönüller tabibine.
Rahmeyle garibine medet aman Allah'ım, Halim Yaman Sultanım. Rahmeyle garibine medet aman Allah'ım, Halim Yaman Sultanım. Aşkı azad eyle, cemalinle şad eyle. Aşkı azad eyle, cemalinle şad eyle. Kulum diye yad eyle, medet aman Allah'ım, Halim Yaman Sultanım. Kulum diye yad eyle, medet aman Allah'ım, Halim Yaman Sultanım. Eyvallah üstadım, çok teşekkürler. Yüreğinize sağlık. Allah razı olsun. Kıymetli hocam, ayette kitaba ve hikmete vurgu var üstadım. Kitap belli, Kur'an-ı Kerim. Hikmet nedir diye soracak olursak, buyurun üstadım. Evet, aslında Kur'an-ı Kerim'de birçok yerde bu hikmete atıf yapılması da Hazreti Peygamber'in rolüne, Hazreti Peygamber'in sünnetinin ehemmiyetine bir işaret olarak kabul ediliyor. Zira Kur'an dışında bir hikmete atıf var. Mesela bir örnek verecek olursak, Ahzab suresinde Peygamber Efendimiz'in eşlerine hitaben وَذْكُرْنَ مَا يُتْلَى فِي بُيُوتِكُنَّ مِنْ آيَاتِ اللّٰهِ وَالْحِكْمَةِ Allahu Akbar. Hazreti Peygamber'in eşleri وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ وَاَقِيمْنَ الصَّلَاةَ وَاَتِينَ الزَّكَاتَ böyle ayetler, bir tavsiyeler var Cenab-ı Hak katından. Sonlara doğru وَذْكُرْنَ مَا يُتْلَى فِي بُيُوتِكُنَّ مِنْ آيَاتِ اللّٰهِ وَذْكُرْنَ hatırlayın, anın مَا يُتْلَى فِي بُيُوتِكُنَّ sizin evlerinizde. Çünkü Peygamber Efendimiz bazen hücurattayken, Peygamber Efendimiz eşlerin yanındayken Hazreti Cebrail gelir ve vahiyi indirirdi. Yani sürekli mescitte olmazdı bu. Evet. Dolayısıyla Peygamberimizin hücuratı, yani bu hücreleri, eşlerin yaşadıkları yerlerde mübarek mekanlar ki bugün zaten hepsi çoğu mescit bünyesindedirler, Mescid-i Nebevi'de. Bunları hatırlayın, anın, sizin evlerinizde, sizin hücuratınızda okunan ayetleri vel hikmeti ve hikmet. Şimdi sünneti terk edenler ya da sünneti değersizleştirenler, sünnetin çok da önemli olmadığını iddia edenler burada hikmete nasıl bir anlam veriyor? İşte biraz takıldıkları yer burası oluyor. Evet. Yani her şey Kur'ansa belki hikmet ne oluyor? Ya. Bugün ehli sünnet alimleri burayı, hikmeti sünnet olarak telakki etmişler. Çünkü Hazreti Peygamber oralarda da bir takım görüşler beyan ediyor ve bu görüşler sünnet olarak kaydoluyor. Yani bu sünnet olarak sahabeler tarafından ilk başlarda şifayı, sonra da tedvin edilerek sünnet olarak hayatımıza geçiyor. Dolayısıyla bu hikmeti biz sünnet olarak değerlendirdiğimizde anlıyoruz ki Kur'an ve sünnet birbirinin tamamlayıcısı, birbirinin, yani bir bütünün iki parçası halindedir. Evet. Başka yerlerde de mesela hikmet aslında, mesela hadis-i şerifte Hazreti Peygamber hikmeti şöyle belirtiyor. El-hikmetu dallatul mu'mini aynama vecedaha ahaza. Burada ilim anlamında, yani mümin nerede ilim, nerede bir irfan, nerede bir kendisine yarayacak bir bilgiye ulaşırsa onu alır. اَيْنَمَا وَجَدَهَا اَخَزَى Nerede bulursa alır. Müminin yetik malıdır. Fakat hadis de ilimdir. Hem de ilimlerin en yücelerinden birisi. Hazreti Peygamber'in sözü, Kur'an, evet. Allah'ın kelamı olması hasebiyle en büyük ilim, menba. Fakat Hazreti Peygamber'in sünneti de aynı şekilde. O da ilim ifade eden, o da bilgi aktaran. Hatta Kur'an'dan daha fazlasını. Çünkü dedik ya, Kur'an mücmeldir. Kur'an hükümleri toplu olarak indirir. Bunları açıklamak, bunları detaylandırmak, bunların keyfiyetini ortaya koymak da Hazreti Peygamber'in sünnetiyle ancak mümkündür. Dolayısıyla hikmet ve Kur'an, Kur'an ve hikmet ikisi bir bütün olarak düşünüldüğünde ancak din tam anlamıyla anlaşılır. Yani bu da sünnete verilen bir ehemmiyetin göstergesidir. Hikmete atıf yapılması. Evet hocam. Şimdi Hazreti Peygamber'in Kur'an'la ilgili, yani Kur'an'ı bize şey yaparken şöyle bir ayet-i kerime var biliyorsun.
demin şeyin başında söylemiştik. Yani Hazreti Peygamber salt bir postacı değil. Yani Allah'tan gel vahyi böyle bir emanet gibi alın size deyip işi bitmiş, kenara çekilmiş değil. Hazreti Peygamber bu Kur'an'ı ona indirmiş ama bu Kur'an'ın nasıl uygulanacağını, bu Kur'an'la nasıl amel edileceğini, bu Kur'an'ın gereği nasıl yerine getirilir ya gereğince nasıl amel edilir onu da bize göstermekle yükümlüdür. Dolayısıyla bu görevi de yine Kur'an ona yüklemiş. Yani Allah-u Teala yüklemiş. İnne enzelne ileyke zikra litubeyyine linnâsi mâ nuzile ileyhim. Yanlış okumadıysam. Evet. Ayet böyle. Biz sana zikri yani Kur'an indirdik ki litubeyyine linnâsi ki insanlara açıklayasın, beyan edesin mâ nuzile ileyhim kendilerine indirileni. Yani Kur'an'ı onlara açıklaman için. Hazreti Peygamber vazifelendirmiş. Yine birçok ayet var bu konuda. Mesela bir tanesi كَمَا أَرْسَلْنَا فِيكُمْ رَسُولًا مِنْكُمْ يَتْلُوْ عَلَيْكُمْ آيَاتِهِ وَيُزَكِّيكُمْ وَيُعَلِّمُكُمْ كِتَابُ الْحِكْمَةَ وَيُعَلِّمُكُمْ مَا لَمْ تَكُونُوا تَعْلَمُونَ. Allah-u Teala kitabı göndermiş, şey Resulü, peygamberi göndermiş. Bu Resul ne yapıyor? Vazifesi ne? Görevi ne? يَتْلُوْ عَلَيْكُمْ آيَاتِ اللّٰهِ Allah'ın ayetlerini size okuyor. Evet. Peygamber Efendimiz kitapla gelmiş, Kur'an'la gelmiş. Kur'an Allah'ın ayetleridir, Allah'ın kitabıdır. Ve bu ayetleri bize kendisi açıklıyor. Bu ayetleri bize kendisi beyan ediyor. يَتْلُوْ عَلَيْكُمْ آيَاتِ اللّٰهِ Demek ki peygamberin vazifelerinden bir tanesi de tilavettir. Hazreti Peygamber okumadan sahabede neyin indiğini, neyin vahiy olarak kendisine nazil olduğunu bilemezdi. Tilavet, Peygamber Efendimiz'in bir vazifesi. يَتْلُوْ عَلَيْكُمْ آيَاتِ اللّٰهِ وَيُزَكِّيكُمْ Biz sizi tezkiye ediyor. Peygamberin bir vasfı da, bir görevi de insanları tezkiye etmek. Bu nasıl bir tezkiye? İnsanları tevhide yönlendiriyor. İnsanları tek ve bir olan, bir ve şirksiz yani şeysiz, ortaksız olan, ortağı olmayan Allah'a iman etmeye yönlendiriyor. Evet, işte. Ve onları şirkten arındırıyor. Hazreti Peygamber'e iman eden sahabeler daha önce bin bir puta, bin bir ilaha tapıyorken Hazreti Peygamber sayesinde bir tek Allah'a inan etmeye başladılar ve bütün putları terk ettiler. Dolayısıyla bu yönüyle Hazreti Peygamber onları tezkiye etmiş oluyor. Onları arındırıyor, şirkten, putperestlikten arındırıyor. وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ Onlara kitabı ve hikmeti öğretiyor. Kur'an'ı öğretiyor. Kur'an'ı nasıl anlamamız gerektiğini, nasıl amel edileceğini öğretiyor. وَالْحِكْمَةَ Ve hikmet de kendi sünnetidir. Bunu da bize öğretiyor. وَيُعَلِّمُكُمْ مَا لَمْ تَكُونُوا تَعْلَمُونَ Evet ve bilmediğimiz bir nice şey yine Hazreti Peygamber'den öğreniyoruz. Dolayısıyla Peygamber hayatımızdan çıkarıldığı zaman haşa ki öyle bir şey biz Müslümanlar için mümkün değil. Doğrudan Kur'an'a başvurarak biz bir yere varamayız. Hocam bir de Kur'an-ı Kerim mübindir, anlaşılırdır deniliyor. Yani sünnete ihtiyacı yok, hadise ihtiyacı yok deniliyor. Halbuki Kur'an mübin derken hocam, bir lise talebenin anlamış olduğu fizik kuralları ayrıdır hocam. Bir üniversite, bir profesyonel anlamış olduğu fizik kuralları ayrıdır. Yani mübin derken hocam herhangi bir çalışma, herhangi bir ilim tahsil etmeden geçtin anlaşılır orayı mı hocam? Orayı çok yani yanlış anlıyorlar herhalde. Evet, yani özellikle mubin, bunu değinmenizi çok isterim şimdi hocam. Şimdi mübin kitap, mübin dediğimiz evet açık, net, anlaşılır bir kitap. Evet. Fakat ahkama dair, mesela Hazreti Yusuf kıssasına, bir mealine bile bir 15 yaşındaki bir çocuk da bir lise talebesi de baksa, bir profesör de baksa aşağı yukarı aynı şeyi anlarlar. Kıssalardan ahkam dışında yani fıkhi hükümlerin dışındaki meselelerde pek bir fark yok. Ama fıkhi ahkama gelince mesela şu an mesela üniversitede derslere giriyoruz. Bir birinci sınıflara şöyle bir soru sormuştu geçenki sınavlarda. Hı hı. Ayet-i Kerime'yi koydum sorunun metnine. Ya eyyuhellezine amenu iza kumtum ila salati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ila al-marafiq wamsahu bi ru'usikum wa arjulakum ila al-ka'bayn. Ve in kuntum junuban fataharu. Orası şey yapmadık ama bu farzları yani abdestin farzları ile ilgili kısmı orada hangi hüküm açıkça yer almamaktadır? Açıkça. Aslında tertip de var. Yüzle başlıyor, kollarla devam ediyor, sonra mesih var, başın mesih, sonra ayaklar. Ama bu tertibe bir de riayet edeceksin diye açık bir şey yok. Fakat hadisler diyor ki şeyleri fakihler Hazreti Peygamber'den varit olan hadislerin tamamına bakıldığında hiçbir zaman bu tertip dışında hareket ettiği görülmemiştir. Sürekli yüzle başlandığı ve ayakla bittiği hep görülmüştür. Evet. Dolayısıyla tertip. Yani Kur'an-ı Kerim'de ahkama dair şeyler çok mübin olmayabilir. Mesela İmam Ebu Hanife bu tertibi şart koşmuyor.
Yani Hanefi mezhebinde tertip evet. namazın abdestin farzlarının biri değildir. Hı-hı. Dolayısıyla ahkama dair şeylerde bu mubinliğe aykırı değil. Yani orada 2-3 farklı hükmün çıkması. Mesela fassal ili rabbike venhar kurban kes. İmam Şafii'nin bunu nedb olarak yani sünnet olarak değerlendirmesi, İmam Ebu Hanife'nin bunu vacip olarak değerlendirmesi bu kitabın mubin olmasına aykırı değil. Kitap mubindir, hakikaten hidayet kaynağıdır. Allah'tan gelmiş, gaybı bize bildiriyor. Meleklerden bahsediyor, Allah'tan bahsediyor, Allah'ın vahdaniyetine, kevni ayetlere. Bu konuda nettir. Ama yine Kur'an'ın kendisi bir de Kur'an-ı Kerim'de müteşabih ayetlerin olduğunu da söylüyor. وَلَذِي أَنْزَلَ عَلَيْكَ الْكِتَابَ مِنْهُ آيَاتٌ مُحْكَمَاتٌ Muhkem ayetler var, ayet net. Bir de onunla beraber müteşabihat da var. İşte bu müteşabihlerin peşine düşüp Kur'an'ın da böyle bir lekelemeye çalışan, Kur'an'da bir gedik, bir açık bulmaya çalışan insanlar وَاَمَّا الَّذ۪ينَ ف۪ي قُلُوبِهِمْ زَيْغُونَ فَيَتَّبِعُونَ مَا تَشَابَهَ مِنْهُ Onların peşine düşerek bir kulp bulmaya çalışırlar. Bir tan, Kur'an'ı tan etmek için, Kur'an'ı eleştirmek için. Acaba bu müteşabih ayetlerden, işte Allah'ın yedi, Allah'ın eli nasıldır, bizim elimiz gibi mi, daha mı büyük, daha mı küçük falan böyle fitne peşine düşerler. Fitne peşinde olanlar böyle bir şey ararlar. Dolayısıyla yani Kur'an evet mubindir. Arapçadır. Yani ki zaten Arabiyyun mubin diye bazı yerlerde ifade ediliyor. Fakat bununla beraber her önüne gelenin Kur'an'a bakıp ahkam keseceği bir şey de değildir. Evet. Bu ayetin hiçbir alanında yoktur aslında. Yani ne tıpta ne mesela hendesede ne şeyde böyle her önüne gelen ben bir bina dikerim burada mühendislik yaparım diyemez. Her önüne gelen ben bağ bayır gezerim işte otlardan bir şey bir ilaç üretirim bunu insanlara şifa olarak takdim ederim diyemez. Dolayısıyla bu da Kur'an gibi hele din ki hayatımızın en önemli unsuru bu konuda söz söyleyecek olan kimselerin de belli bir yeterliğe sahip olması gerekiyor. Belli bir evet. ilimde seviye yakalaması gerekiyor. Tabii ki. Ki bu da usul kitaplarımızda kimlerin içtihad ehliyetine sahip olduğu, kimler ne zaman o seviyeye gelebileceği belirtilmiştir yani. İşte bugün konuştuğumuz, tabi olduğumuz mezhep imamlarımız bu seviyedeydiler. Evet. Bir sene bugünümüzde yine eleştirilen şeylerden bir tanesi işte içtihad kapısı kapanmış mı? İşte bugün müçtehit yok mudur? Hayır. Çıkarsa o özelliklerde birisi başımız üstüne. Bugün bir sürü nevazil dediğimiz yeni karşılaştığımız durumlar var. Onlarla ilgili buyursunlar, hüküm versinler. Ama bir yandan İslami hükümlere çözüm yani özellikle günümüzün güncel meseleyle ilgili çözüm arayışında olanlar yani en azından çözüm bulunsun diyenler bir de bakıyorsunuz ki bunların hayatlarındaki İslami yaşantılarına baktığımızda hiç de öyle bir dertlerin olmadığı bunların niyetinin aslında yani o mezhep ittibaını, insanların mezhebe olan güvenini sarsmak, onları uzaklaştırmak, hatta sünnetten de uzaklaştırıp herkes kendine göre Kur'an'a baksın, Kur'an'dan ne anlıyorsa öyle amel etsin, Kur'an'da ne buluyorsa sadece onunla iktifa etsin, sünnete itibar etmesin. Sanki böyle bir insanları böyle haktan uzaklaştırma gibi bir çaba görüyoruz. Bu da iyi bir niyet değil yani burada. Değil, değil üstadım, değil. Elbette. Üstadım şimdi Hz. Peygamber Kur'an dışında, Efendimiz'e Kur'an dışında vahiy inmiş midir? Hani işte vahiy-i metluf, vahiy-i gayri metluf. Yani gayri metluf derken hocam ne anlıyoruz? Şimdi yani metlu, Efendimiz sadece Kur'an mı? Metlu ve gayri. Metlu okunan. Dedi ki Hz. Peygamber kendisine inen vahiy hemen okumaya çalışırdı. Onun için ayet-i kerime la tuharrik bi lisanika li ta'cale bihi diye o şeye evet, işaret etmişti. Kur'an başında değinmişti. Metlu olan ayetleri kaçırmak için Hazreti Peygamber'in yaptığı bir uygulama. Fakat onunla beraber gayri metlu dediğimiz Kur'an'da yer almayan. Evet. Mesela sünnet yani hadis. Sünnet. Ki biz buna sünnet diyoruz. Hı-hı. Bunun örnekleri var mı? Tabii ki var. Mesela şu an kutsi hadisler diye bir şeyi hepimiz biliyoruz. Kutsi hadisler ne demek? Evet. Lafzı Peygamber Efendimiz'e ait. Manası ama Allah'a. Manası Allah'a ait. Evet. Peki o mana Hazreti Peygamber'e nasıl bildirilmiş? Elbette ki gayri metlu. Yani. Vahiy. Ve buna biz vahiy gayri metlu diyoruz. Yani hangisi? Mesela bunlardan bir tanesi لو كان أولكم وآخركم وظاهركم وإنسكم وجركم كانوا على سطح واحد böyle bir yani bütün insanlar bir yerde toplansa herkes istediği şeyi Allah'tan istese ve Cenab-ı Hak herkesin istediğini verse de Allah'ın mülkünden bir şey eksilmez. Ancak bir iğne denize batırıldığında o iğne denizde neyi eksiltiyorsa Allah'ın mülkünden ancak o kadar eksilir. Mesela bu bir kutsi hadistir. Bu hadis Peygamber Efendimiz'e bildirilmiş. Nasıl bildirilmiş? Kur'an'da yok. Ha bu o zaman vahiy gayri metludur. Mesela
Şöyle bir Haşr suresinde sanırım şöyle bir ayet kerime var. Ma qata'tu min linatin aw taraktumuha ala usuliha fe bi iznillah. Şimdi sıga mazi sigası, yani siz kesmişsiniz. Biliyorsunuz Hayber Savaşı'nda Peygamber Efendimiz ihanet eden Yahudilerin, ki Medine muhasarasında Hendek Savaşı'nda ihanet etmişler diye Hayber'e şey yapıyorlar. Sonra Hayber'de de rahat durmuyorlar. İslam'a karşı savaş açınca bunlar Hazreti Peygamber Hayber'i kuşatıyor almak için. Tabii çok güçlü kaleleri vardı. Onlar da kalelerine sığınmışlar. Kuşatma uzun sürüyor. Müslümanların azalıyor. Hazreti Peygamber şöyle bir yönteme, bir strateji geliştiriyor ve Allah'tan o da aldığı emirle hurma ağaçlarının bir kısmını kesiyor. Bu onları ciddi anlamda endişeye sevk ediyor. Çünkü gelir kaynakları, hurmalar kesilince ya teslim olacaklar ya da orada açlıktan ölecekler yani. Evet. Bunu uyguluyor Peygamber Efendimiz. Bugün hani kendilerini böyle çok böyle doğa sever, yeşil sever, ağaç dostu gibi gören insanlar eleştiriyorlar. Ya işte bir peygamber ağaç keser mi yani? Böyle bir şey yapar mı? Bu kendi tasarrufu değildir. Bu Allah'tan aldığı bir emirle bunu yapıyor ve Allah-u Teala yetasarrafu fî mülkî keyfe yeşâ. Allah-u Teala dilediği şekilde mülkünde tasarruf eder. Peki Kur'an-ı Kerim'de var mıydı öyle bir izin? Yani bunları kesebilirsiniz yönünde bir izin yok. Eylem gerçekleştikten sonra ayet iniyor. Ve ayet indiğinde bundan sonra kesebilirsiniz demiyor. Sizin kestiğiniz diyor. Daha önce kesmiş olduğunuz ma qata'tum min linetin lin hurma ağaçlarının gövdesine deniyor. Evet, sağ ol. Kestiğiniz hurma ağaçları ev teraktumuha ala usuliha veyahut da sağlam bıraktığınız, kesmedikleriniz fe bi iznillahi, Allah'ın izniyle olmuştur. Allahu ekber. Allah'ın izniyle olmuştur. Bu izin nerede geçiyor? Elhamdülillah. Eğer Kur'an dışında vahiy yoksa biz bu ayeti nasıl açıklayacağız? Ya. Bu açıkça gösteriyor ki bu ayet-i kerime Cenab-ı Hak Peygamber Efendimiz'e Kur'an dışında da vahiy bildiriyor. Mesela şunu hepimiz biliyoruz. Hazreti Peygamber Mekke hazırlıkları yaparken, Mekke fethi için hazırlıklar yaparken sahabe olan, o dönem sahabe, hatta Bedir'e de sanırım katılmıştı, yani yanılmıyorsam. Evet. Bir tane sahabe bir mektup hazırlıyor ve harekatı Mekkeli müşriklere bildiriyor. Bunu, mektubu hazırladıktan sonra da bir kadına veriyor ve kadın hiç kimseye görünmeden, çaktırmadan bu mektubu ulaştıracak şeye. Sebebini sonra söyleyelim. Hazreti Peygamber'e vahiy geliyor. Bak, bu Kur'an'da geçmez. Olay olduktan sonra onunla ilgili bir tane ayet var. Olay gerçekleştikten sonra Hazreti Peygamber'e vahiy geliyor. Hazreti Cebrail geliyor, diyor ki işte şöyle şöyle bir sahabeden birisi haber sızdırıyor. İstihbarat sızdırıyor şeye, Mekke'ye. Mekke'ye. Hazreti Peygamber tabi kesin olunca bilgi, Cebrail aleyhisselam tarafından gelince, Hazreti Ali ve bir sahabeyi daha görevlendiriyor. Gidin, bu kadın kimse, bunu yakalayın ve getir, o mektubu arın getirin. Gidiyorlar, hakikaten zor çıkarıyor. Kadın böyle kendi örgüleri arasında saklamış. Hatta Hazreti Ali çıkar diyor mektubu, mektup yok, verip arayabilirsiniz. Israr ediyor Hazreti Ali, kendisi yok diyor, yani gelin arayın bulun. Hazreti Peygamber diyor, vallahi diyor Hazreti Ali, yani seni soyup böyle her tarafı böyle didik edeceğiz. Hazreti Peygamber yalan söylemez. O mektup sende çıkacaktır ve çıkaracaksın. Kadın alıyor, kaçış yok ve çıkarıyor o örgülerinden. Şimdi bu olay da Peygamber Efendimiz'e bildirilmiş. Nasıl bildirilmiş? Böyle bir ayet yok. Sahabeden birisi işte böyle bir istihbarat şöyle yapmış, böyle yapmış, bilmiyor. Ama Hazreti Peygamber kesin emir veriyor ve bu mektup o kadındadır ve çıkacaktır. Evet. Şey çağırıyor sahabeyi, niye böyle bir şey yaptın? Hatta Hazreti Ömer, ya Resulallah bırak bunun kelesini uçurayım, bu münafıktır. Hazreti Peygamber hayır, tevbesini kabul ediyor. O da kendi yanlışını anlıyor. Benim çoluk çocuğum onların elinde diyor. Benim malım mülküm orada. Bana bir zararları olmasın. Belki ondan... Onlara, müşrikler onların o aileme, akrabalarına karışmasınlar, vermesin diye, evet, öyle bir şey yaptın. Ama o ben dinden dönmedim diyoruz. Tabii. Tabii. Dolayısıyla yani buraya da baktığımızda yine Kur'an dışında bir vahyin söz konusu olduğunu anlıyoruz. Zaten Hakkutsi hadislerin tamamına baktığımızda yine böyle bir şey var. Bir de Hazreti Peygamber, hani diyoruz ya ismet sıfatları var. Evet. Yanlış yapmazlar, yanlış yaptıklarında uyarılırlar. Nitekim uyarıldığı da olmuştur. Mesela Hazreti Peygamber'in amcası Ebu Talib için istiğfar etmesi en son uyarıyla sonuçlandı Hazreti Peygamber. Ma kana lin-nebiyyin en yestağfirul müşrikine velev kanu uli kurba. Yine Hazreti Zeynep binti Cahş'le evliliğinde yine ayet müdahale ediyor. Evet.
Dolayısıyla Hazreti Peygamber Allahu Teala'nın gözetimi altında, yanlış yapmayacağı garanti altında. Hal böyleyken Hazreti Peygamber'i biz Kur'an'dan, yani sünneti, Hazreti Peygamber'in söz, fiil, davranış, takrirlerini Kur'an'dan bağımsız olarak değerlendiremeyiz. Tabii ki Kur'an'ın Allah'a ait olan lafzıyla Hazreti Peygamber'inki derece farkı var. Nitekim Hazreti Peygamber mesela Muaz bin Cebel'i Yemen'e gönderirken, vazifelendirirken orada kadı olarak bir meseleyle karşılaştığını nasıl hükmedersin diye soruyor kendisine. Hazreti Muaz diyor ki, ilk diyor Allah'ın kitabına bakarım. Yani meselenin çözümü için öncelikle Allah'ın kitabına başvururum. Hı hı. Peki kitapta bulamazsan Resulünün sünnetine bakarım diyor. Peki ya sünnete de bulamazsan? O zaman diyor içtihadımla, yani kendi reyimle amel ederim. Aklımla, içtihadımla. O da Allah'ın Resulünün Resulünü buna muvaffak kılan Allah'a hamdü sena olsun diyor. Dua seviniyor. Dolayısıyla evet, derece farkı var. Öncelikle kitaba müracaat edilir. İslam teşrih kaynağının ilki Kur'an'dır ama tek başına değildir. Sünnet de ikinci sırada teşrih kaynağı olarak yerini alıyor. Üstadım, Cenab-ı Allah zaten Kur'an'ı muhafaza edecek, sünneti de muhafaza edecek. Cenab-ı Allah bu saf niyetlerinden dolayı bu insanlara kaplan, bu insanlara taraftar olan kardeşlerimizi, müminleri de muhafaza etsin. Ciddi bir sıkıntı, ciddi bir hastalık. Tam patolojik bir durum aslında. Cenab-ı Allah hepimizi muhafaza etsin yani. Amin. Evet üstad. Şimdi şöyle bir şey de var. Hadisler konusunda bir kuşku, bir tereddüt oluşturulmaya çalışılıyor. Oysa ki şey zamanında, yani sahabelerden hadislerin tedvin edildiği, kayıt altına alındığı ya da hadis mecmualarına yerleştirildiği şeylere bakıldığında, hakikaten bugün gayrimüslimlerin bile hayret ettiği, bugün oryantalistler, mesela müsteşrik dediğimiz, hı hı, oryantalistler, yani doğu ile ilgili çalışma yapan batılıların bile hayretini celbetmiş ve onlar itiraf etmişlerdir. Yeryüzünde ilmi anlamda ortaya konan en büyük çaba, en müthiş çaba, Müslümanların hadisleri muhafaza etmek için göstermiş olduğu çabadır. Bunu kendileri itiraf ediyor ama hala bizim içimizdeki yabancılar, bizim içimizdeki müsteşrikler diyelim, evet, bu hakikati anlamak istemiyor. Sanki hadisler kim önüne geldiyse toplanmış, kimden duyduysa hepsini kayıt altına almış. Oysa ki mesela hadislerde bir senet zinciri var. Kim kimden neyi aldıysa bu tetkik edilmeden, araştırılmadan alınmamış. Mesela İmam Bukhari eserini, tam sayısını net olarak şu an hatırımda değil ama yüz binlerce hadis içerisinde, hatta belki bazen sayıları milyonları buluyor. Bunlardan 5-6 bin ancak seçebilmişler. O kadar ağır şartlar oluşturmuşlar ki, yani bir hadisin sahih sayılması için o kadar ağır şartlar oluşturulmuş ki, o şartlara uyarsa biz kitabımıza koyarız, değilse koymayız. Yani şu anki müdeven kitaplarda müdeven olan hadis sayıları ile kitaplara alınmayan hadisler kıyaslandığında kahir ekseriyeti alınmamış. Evet. Fakat bakıyoruz, itirazlar, tenkitler en çok şu an mevcut olan, özellikle Sahih Müslim ve Sahih Bukhari'deki bazı hadislere yönelik eleştiriler ya da onlar kabullenmeme gibi bir tavır var. Veyahut da mesela en çok hadis rivayet eden sahabeler, başta Ebu Hureyre radıyallahu anh gibi sahabelere karşı bir reaksiyon var. Yani bu kadar hadisi ezberinde tutabilir mi? Bu kadar hadisi rivayet edebilir mi? Buna dönük bir takım itibarsızlaştırma şeyler var. Halbuki çok zor değil. Yani Ebu Hureyre o kadar zaman geçirmiş ki Hazreti Peygamber'le. Bir de bu hadisler kimi zaman tekrardır, kimi zaman çok kısa Hazreti Peygamber'in bir uygulamasını görüp onu aktarması şeklinde olmuştur. Dolayısıyla nihai olarak şunu söylememiz gerekiyor. Kur'an ve sünnet bir bütündür. İkisi de İslam hukukunun, ikisi de İslam dininin temel iki kaynağıdır. Temel teşrih kaynağıdır. Yani İslam şeriatını, İslam hukukunu biz bu iki kaynaktan beraber ancak alırsak sağlıklı bir sonuca varabiliriz. Sünneti Kur'an'ın, evet, dışında bir kaynak olarak düşündüğümüzde biz dinde sağlıklı bir bilgiye ulaşamayız. Çünkü birçok bilgi hadis üzerine mutavakkıftır, sünnet üzerine mutavakkıftır. Sünneti aradan çektiğimizde o bilgi çöker, o ikame ettiğimiz fıkıh düşüncesi ayakta kalamaz. Eyvallah. O kadar büyük çalışmalar olmuş ki hocam, ben bir yerde okumuştum. Sahabe hocam evlenmiş çıkmış hocam. Hadis yolculuğu, yani hadis toplamak için, hadis ilmini öğrenmek için hocam.
çıkmış ve 20 yıl sonra gelmiş hocam. Gene bakın bir tane delikanlı evinde. Kimdi sen onur diye hayret etmiş. Ve en etkilendiğim bir durum var üstadım. Malumunuz olduğu üzere. Bir tane sahabe bir tane hadisi almaya gidiyor. Ve o şahsı buluyor. O kaynağı buluyor. Bakıyor ki o, tabii onun tarlasına gidiyor. Bakıyor ki o elinde bir tane şey var. Tas, sahan dediğimiz tabak var. Ondan sonra atını çağırıyor. Atını çağırınca tabii atı yakalıyor. Ve bu hadisi almaya giden şahıs bakıyor ki, hani normalde biz de yapardık yani eskiden köylerde vesaire atı yakalamak için tuz koyardık. Hocam atı gidip o atı yakalardık diye. Bakıyor ki o tuz veya yiyecek değil topraktır. Yani hayvanı kandırıyor. Hemen oradaki o hadisi bırakıp belki de günlerce yolculuk etmiş. Evet, olağanüstü bir çaba gerçekten. Yani onu bırakıp almadan geri dönüyor. Yani dolayısıyla biz kendi yatağımıza... Hani böyle bir kimseden bile hadis alınmaz. Bu kadar alınmaz. Hassasiyet yani göstermiş. Hayvanı kandıran bir şahıs beyni kandırır endişesiyle almaz hadis, o hadis konusunda yani da güvenilir değildir diyerek ondan hadis almayı terk etmişlerdi. Zaten bununla evet ilgili birçok ilim dalı türemiş. Mesela rical ilmi. Hı hı. Adamların her şeyini araştırıyor. Yani hadis rivayet eden, yani hadis zincirlerinde, hadis senetlerinde yer alan kimseleri hayatını konu edinmiş bunlar, rical. Bununla ilgili tenkit var mı? Bu kişinin zaptında, hafızasında bir problem var mı? Adam unutkansa almamışlar hadisini. Belki unutmuşsundur, burada evet yanılmışsındır. Allah razı olsun. Adam yalan söylemişse yok bu güvenilir, tenkit etmişler. Hemen cerh ilmini onun için oluşturmuşlar. Hemen çizik atıyorlar. Birisi işte hayvanı mı kandırmış? Birisi ne bileyim kötü muameleden bulunmuş hayvanlara. Buna bile hepsini elemişler. Tam sapasağlam, hiçbir şey kalmayan, hiçbir tenkit edilecek tarafı kalmayan ve kimi zaman da bir ravi, iki ravi, üç ravi, bu da hadisin türleri var zaten, onu evet vaktimiz kalmadı onlara değinmeye. Evet, evet. Yani hadisler bin bir şeyden geçtikten sonra daha yeni tedvin ediliyor, daha yeni kaynaklara konuyor. Hal böyleyken hadislerle ilgili şüphe uyandırmak bir kötü niyetin eseri ancak olabilir. Hadisler hayatımızda bu kadar etkinken, hadisler İslam'ın bel kemiğini oluşturuyorken, yani bugün birçok uygulamamız, birçok fıkhi muamelemiz hadis üzerine bina edilmişken, hadisleri itibarsızlaştırmak, hadisleri Kur'an karşısında zayıflatarak sadece dikkatleri Kur'an'a verip, ki bu da iyi bir niyet değildir. Çünkü Kur'an kendisi Hazreti Peygamber'e yönlendiriyor bizi. وَمَا أَتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا. Rasulü size neyi verdiyse alınız. وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا. قُلْ اِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللّٰهَ فَاتَّبِعُونِ يُحْبِكُمْ اللّٰهِ. Allah'ı seviyorsanız, Allah'ı seviyorsanız bana itaat ediniz ki Allah da sizi sevsin. Yani burada Kur'an-ı Kerim'e zaten baktığımızda, hani tamam Kur'an temel kaynak, bakıyoruz Kur'an bizi peygambere yönlendiriyor. Hazreti Peygamber diyor ki خُذُوا عَنِّي مَنَاسِكَكُمْ. Evet. Menasiklerinizi, ibadetlerinizi benden alınız. Ben nasıl kılıyorsam ibadetlerimi siz de öyle kılın. Kur'an diyor ki لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللّٰهِ اُسْوَةٌ حَسَنَةٌ. Peygamberde sizin için güzel örnek vardır. O zaman Hazreti Peygamber'i örnek almalıyız, evet, rehber edinmeliyiz. Yine Hazreti Peygamber namazı nasıl kılıyorsam siz de öyle kılınız. Bununla ilgili yani Kur'an'ın neresinde bakarsak hep peygambere atıf var. Mesela مَا كَانَ لِمُؤْمِنَا مُؤْمِنَةٍ اِذَا قَدَ اللّٰهُ وَرَسُولُ اَمْرًا اَنْ يَكُونَ لَهُمْ خِيْرَةٌ مِنْ اَمْرِهِمْ. Hemen Allah ile beraber Resulü de atfediliyor. Allah ve Resulü bir konuda karar kıldığında, bir konuda söz söylediğinde bir müminin seçim hakkı kalmıyor. Müminlerin اِنَّمَا قَوْلَ الْمُؤْمِنَا اِذَا دُعُوا اِلَى اللّٰهِ وَرَسُولِهِ. Müminler Allah'a ve Resulüne çağrıldığı zaman ya da Allah ve Resulü bir konuda söz söylediğinde اَنْ يَقُولُ سَمِنَا وَاَطَعْنَا. Onlara düşen söz işittik ve itaat ettik demeleridir. Bunun dışında bir söz söylemeler hakları yoktur. Bir de yine Nisa suresinde önemli bir ayet daha var. فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُكَ فِي مَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ. Bu ayeti kerimede de ثُمَّ لَا يَجِدُوا فِي أَنْفُسِهِمْ حَرَجًا مِمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا. Bu ayette de insanlar Hazreti Peygamber'i kendine hakem tayin etmedikçe, kendi aralarında oluşan ihtilaflarda, aralarındaki çekişmelerde Hazreti Peygamber'i hakem tayin edip, ki bugün Hazreti Peygamber yaşamıyor aramızda. O halde hakem ne olacak? Sünnet olacak. Sünnet, hadis kitap olacak, ve sünnet evet olacak. O zaman sünneti aramızda hakem tayin etmedikçe ve sünnetin ifade ettiği hükmü de bizler tam anlamıyla bir teslimiyet göstererek içimizde kabul etmedikçe iman etmiş olamayız. Eyvallah. Dolayısıyla Kur'an ve sünnet bir bütündür. İkisine beraber sarılmalıyız. Birbirinden ayırmadan ikisiyle amel etmek zorundayız mümin olarak. Eyvallah ustam. Çok teşekkürler. Allah razı olsun. Kıymetli kardeşlerim, zamanımız doldu. Şimdi ezanı dinleyeceğiz inşallah. Buyurun. Allahu Ekber, Allahu Ekber.
Allahu Ekber. Allahu Ekber. Eşhedü en la اشهد ان لا اله الا الله اشهد ان محمد رسول اشهد ان محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة خير من النوم الصلاة الله أكبر الله أكبر
اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمد صلى الله تعالى عليه وسلم الوسيلة والفضيلة إلهنا وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته آمين والحمد لله رب العالمين Uzay Haber Kanalı'nın katkılarıyla Diyarbakır İl Müdürlüğü tarafından hazırlanmış sunulan Vakti Sahur programının sonuna geldik. Cenab-ı Allah hepinizden razı olsun. Rabbim büyüklük adresinden razı olsun. Sizleri Rabbime emanet ediyorum. Rabbim hepinizi muhafaza etsin. Allah'a emanet olun. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu.